karın ağrısı var ve son dönemde çok fazla duyduğunuz bir olay var aslında. Olaylar var, onlardan bahsedeceğim. Hemen yayının başına söyleyeyim. Ben yayını kısa tutacağım. Anlatacağımı anlatıp olayı noktalayacağım, kapatacağım arkadaşlar. Hani şu an bakıyorum 14-15 bin kişi olmuş. Normalde bu kadar hızlı yükselmesi bir anormalidir. Beni seven ya da sevmeyen insanlar geldi belli ki. Kalabalık olduk ama bunu prime çevirmeyeceğim. Asla yapmadım böyle bir şey. Twitch üzerinde hiç kimseye laf atmadım şimdiye kadar. Kötüsün, kakasın, boksun demedim. Demeyeceğim. Bugün de demeyeceğim. Bazı olaylar var. Giren ayrı. Giren ailede. Siz bana herhalde köstek olmaya geldiniz bugün buraya. Kameradan uzaklaşıyorum. Laf yedim bile, kameradan uzaklaşıyorum. Hala laf atıyorsun. Yap. Ama çok uzak değilsin yani. Neyse. Bölmeyeyim. Tamam, adam bölmeyeyim. Abi biz siktiniz konuşmamı. Tamam hadi kanal senin, hadi izin ver. Hadi kanal var. Kanalını yap oğlum. Anlattım. Arkadaşlar şimdi vaziyet şu. Bunda hani açıklama isteyen insanlar var. O yüzden açtım aslında bu yayını. Normalde planım işte bugün oyun oynamaktı. Ama oynamayacağım, dediğim gibi kapatacağım. Hikaye şu arkadaşlar. Son dönemde çok fazla duyduğunuz bir dava olayı var. Ondan bahsedeceğim. Nerede çalışıyorum, neler yapıyorum, işte ben mi dava ettim birilerini, işte mahkemede çok zor durumdalar mı şu anda, onlara değineceğim. Söyleyeceğim birkaç şey var. Atıp tutma değil, açıklama üzerine bu yayını açtım ben. Son günlerde duyduğunuz bir olay var işte. Ben davalık oldum, çok kötü durumdayım. Twitch yapamayacağım artık, yayınları bırakıyorum diye. Şimdi ondan sonra beni dava etmişler işte öleyim diye falan diye, ben hedef gösteriyorum insanlara. O yüzden işte küfür edenler oldu, tehdit edenler oldu falan ve problem değil onlar. Şimdi ben size hikayenin aslında çok objektif, şeffaf bir şekilde anlatayım. Çok komik ya. Şimdi ben senelerce Netmarble'da çalıştım. Size sürekli yayınlarını zaten bahsediyordum. Oyun sektörüne girmek isteyen arkadaş varsa işte yardımcı olalım, iş bulalım, bir Olduklarımız da şeyler var yapalım. zaten. Olduğumuz çok fazla referans var bu arada. Ben bunları yayınlarda böyle hani anlatıp prim yapmam. Öyle bir yapım yok yani benim. Çok ayıp bence böyle şeyler. O yüzden söylerken bile geriliyorum aslında şu anda. Ama bu yayın biraz Ama ondan bu yayın söylenecek hani sandım biraz yani. hani söyleyeyim, bilinsin, beni de işte kötü köpek bilmem ne olarak bilmesin insanlar diye. Çünkü sürekli aslında 4 senedir falan bizim üzerimize oynanıyor. Bazı izleyiciler biliyordur hikayeyi. Bazıları da bilmiyordur, hiç duymamıştır. Aslında temel amaç bunların yapılmasındaki o insanları hiç tanımayan kişilerin tanıması. Twitch pastasından da bahsedeceğim bugün size. Öncelikle şu dava açıldı, sürünüyorum olayından bahsedelim. Arkadaşlar yayın yapıyorsanız insanlar çok izlendiğiniz için ya da bir şekilde size işte saygı duyuyor, sizi figür olarak görebiliyorlar. Ama tabii ki bu her söylediğinizin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ağzınızdan her çıkan şeyin doğru olduğu anlamına gelmiyor. Ama insanları işte bir şekilde manipüle edebiliyorsunuz, başka yerlere yönlendirebiliyorsunuz. Bizim Twitch de pek küçük. Yani dünyadaki gibi değil. Çok az adam var içinde. Herkes pastayı bölüşmeye çalışıyor işte. Birkaç dilim almaya çalışıyor çünkü içinde para var, işte mutluluk var, tanınırlık var, bilinirlik var. Var oğlu var, bir ton sokaktaki saygı var, sokakta gördüğü saygı. Bir ton şey var, haliyle herkes tatlı bir rekabetin içerisinde. Yani 4 yıldır üzerime oynuyorlar, aralıksız bir şekilde. Twitch yapıyorum, YouTube yapıyorum ben, içerik üretmeye çalışıyorum sizin için. Bunu yaparken çok eğleniyorum. Hep söylerim. Hayatımdaki, hayalimdeki işi yapıyorum. Ben mutlu olduğum işi diye. Ama sürekli bir işte hani o kaka, bok, işte küsür, bilmem ne bir eleştiri hali var. Tabii neredeyse bütün yayıncılarla dostum ben. İşte Necosu'ndan Pandas'ına kadar, hani Tetabetas'ından Cahit'ine kadar, Yasuo'suna kadar. Belli bir güruh yapıyor bunu sürekli. Bunu da anlayabiliyorum. Bu bir iş stratejisi arkadaşlar. Yani Pepsi ile Coca-Cola da kapışıyor. Belli başlı stratejileri var. Mesela Marlboro mıydı o ilk? Güzel bir reklam vardı. Yere boş sigara paketi atıyor Aynen. Marlboro. Evet, çok Böyle agresif. agresif reklam yöntemleri var. Twitch'te de bazıları sadece yolunda gidiyor arkadaşlar. Ben açık yüreklilikle söylüyorum. Ben prim yapmadım. İşte Evrim'le, Diren'le, Alp'le biz Counter oynadık arkadaşlar. Çok Counter oynadık. Kanal bu hale geldi. Büyüdü. İşte 3000'di.
4000 oldu, 5000 oldu. Ramazan yayınları oldu. Bir daha Ramazan yayınları oldu. Sonra 10.000 izlenmeye başladı. Şeyde Counter'da Dust2 oynadık da birileri pardon, orada... Counter değil, biz Dust2 oynadık arkadaşlar. Hayda. O kadar çok oynadık ki ben normalden sürme kadar çok. Bu arada kesinlikle küfür yok abi. Yani 2 yıllık abone bile olsa onları banlayın. Hiçbir şahısa benim yayınımda, benim chatimde küfür edemezsiniz. Ben de gördüm şimdi çünkü. Kimseye küfür etmeyin arkadaşlar. Söylesene modlar banlasınlar. Alp sen bir şey yap abi. Okey okey, bakıyorum chat'e. Küfür abi kesinlikle yok. Ne olursa olsun yok. Ya ben biliyorsunuz beni. Kimsenin ağzını adımı almadım ben şimdiye kadar. Şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış diye. Sadece dostlara övgüler yağdırdım ben işte. Neco adamdır, izleyin. Panda single player oynayacaksanız efsane adam falan filan gibi. Yıllar boyu hep bunlar çıktı benim ağzımdan. Ama bir de olayın başka bir boyutu var. Hani işte herkes ne bileyim o kötü, bu kötü, şu kaka. İşte hani özürler YouTube yapmasın bence. İstanbul'da yaşayanlar salaktır, işte Türkler aptaldır, ben Twitch'in hani peygamberim gibi laflar eden bir grup var bir de. Bu da olabilir bak, söylüyorum, bu da bir iş stratejisi. Ama benim üzerime 4 yılda sürekli oynuyorlar artık. Benim değil, bizim oldu işte. Direncan'ın, Evrim'in, Alp'in kanalları var. Onlara da gidip mesela küfürlü donate'ler atılıyor işte, tehditler ediliyor. Yani yayının tadını kaçırmaya çalışıyorlar kısacası. Bak bu da olabilir, buraya kadar da okeyim. Şimdi eleştiriyle hakaret arasında bir tane çizgi vardır. Görünmez bir çizgi vardır arkadaşlar. Bazen insanlar bunu anlayamaz ve o çizgiyi delip geçerler, yukarıya çıkarlar. Yani eleştirebilirsiniz. Ben abi ben de sevmiyorum. Wolf Team CS:GO daha güzel bir oyun bence Wolf Team'e göre. Bakın ben o şirkette çalıştım zamanında. Diyorum ki açık yürekli size. Tabii beraber neredeyse Evrim'le bir beraber bir sene çalıştık biz orada. Yani her şeyini hemen her departmanda çalıştık. Orada ekmek yiyen bilmem kaç yüz tane adamla yani, beraber yani aşağıda sigara da içtik, şey de yaptık yani. Yani çoğu şu, aile babası. Şimdi aile bugün abi anlattığım şeyleri çok büyük bir isim anlamayacak. %70-80 falan anlamayacak chat'in. Çünkü işte oyun sektöründe çalışmış olmak ya da bir şirkette çalışmış olmak gerekiyor. Bunları anlayabilmek için. Şirketler vardır, içinde insanlar vardır. Bunlar ekmek kazanır. Bizim gibi bu kanal benim ekmek kapım. Sen iyi bir anlatıcısın ama herkes anlayacak bence. İnşallah, benim derdim o arkadaşlar. Yani işte benim orada 100 tane dostum var. İşte beraber muhabbet ettiğim, dertlerimizi paylaştığımız, yeri gelince beraber aynı evde kaldığımız, uyuduğumuz bir ton arkadaşım var. Bu adamlar o şirketten ekmek yiyor. Şimdi bir şeyler eleştirebilirsiniz. Ben de mesela ne bileyim bu bardak kötü diyebilirim. Diyemezsin onu, ben beğendim. Ama işte hani bu bardağı yapan adam acılar içinde ölsün, gebersin. Bu bardak yok olsun. Keşke piyasaya çıkmasaydı bu bardak. O zaman bardak işte biraz daha hakarete doğru gidiyor. Şimdi bir tane birazcık cringe olmuş vardı. Bir tane olay var. Berkant hoş geldin. Bu arada bu konuyla ilgili YouTuber ve yayıncı arkadaşlarımla da görüştüm ben. Ve yani konuştuğum herkes arkamda olduğunu, çok desteklediğini beni bu konuda söyledi. Çünkü Twitch'te bir düzen var. Böyle Pac-Man gibi bık 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 bazı kanalları yiye yiye büyüyen kanallar var. Ama onlara laf atıp işte mesela bak Oğuz Şaşı, Enes Batur, Oksi, Meli Uçar, Zeon Yasuo, Porçay, Selam Tekçöz, Kafalar, Anakin, Anime Türkiye, Havada Uçan Kuş, Zula Wolf Team bilmem ne. Ben böyle şu kadar sayarım size, canınız sıkılır yani dinlerken. Sürekli bir şeyleri aşağılayan bir yapı var. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Belki hoşunuza gidiyordur, belki gitmiyordur. Ben bir şeyleri aşağılamıyorum, yapıcı taraftayım. Beni de hiç sevmek zorunda değilsiniz, nefret de ediyor olabilirsiniz yani. Çok açık yüreklikle söylüyorum, insan insanı sevmek zorunda değil. Tipimi beğenmezsin, nefret edersin. Ne bileyim, yayında kanserlerinin sesini beğenmeyip yayını izlemeyenler var mesela. Boyum kısa belki o yüzden. Boyum kısa mesela, 1.30. Bunu beğenmiyor, bir beğenmeyenler olabilir. Bugün bolca yazmışlar çünkü. Benim şimdi, boyum uzun, beni sevsinler, 1.90 amına koyayım. Hikaye şu arkadaşlar, benim sizden tek ricam var, gözlerinizi açmak. Gözlerinizi açın, beyninizi açın, iyi dinleyin beni. Ben Netmarble'da şirket danışmanıydım. Yani sosyal medyada nerede ne olaylar oluyor, işte bir oyun mu geliyor, nasıl bir oyun tutar mı tutmaz mı? Bunlarla ilgili zaten çok uzun zaman anlattım ben size. İşte mobil oyun çıkınca yüzde kaçı tutar, yüzde kaçı patlar bilmem ne. Çok uzun hikaye anlatmayacağım. Şimdi orada benim görevim şu. Mesela bir tane oyun var, örnek veriyorum. X oyunumuz olsun. Bu oyun için bir tane işte
hile yazılmış olsun. Yazılımla hile yazılmış olsun.